Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu ilk cümlelerimi hastalarımı beklerken yazdığıma bakmayın. Emin olun, yazacaklarımın değeri asla tartışılamaz. Dünya yüzündeki en alışılmadık işlerden birisini yaptığım ve yaşadığım her saniyeyi birer armağan gibi yaşamak zorunda olduğum için bunu söylüyorum. Son zamanlarda popülerleşen bir mesleğim olduğu doğru. Nitekim ortalama bir üniversiteden mezun olmuş, ortalama bir psikoloğum. Çok da mütevazı olmaya gerek yok gerçi. Ama en iyi üniversitede, bölüm birincisi de olsan ne önemi var? Pratik olarak yeterli olmadığında. Neyse, mesleğim öyle olmasa da, onun söylediğine göre yaptığım iş dünyada tek. O kim mi? Bana işimi veren yaratık. İşime bir isim de koydu. İşin ciddiyetini düşünürseniz, son derece sulu olduğunu düşünsem de fikirlerimi açıkça söyleyeceğim biri değil kendisi. Madem böyle eşsiz bir şey anlatıyorum, tadında yapmak lazım değil mi? Bu kadar riskli bir işin tadını çıkartmam gerek. Biraz merak uyandırmak ve emin adımlarla alıştıra alıştıra anlatmak, yaşadığım şu hediye edilmiş zamanın tadını çıkarabilmem için şart. Evet, bu işi usulünce yapabilmek için en iyisi önce kendimden bahsedeyim. İsmim Firuzan, küçük bir dairem var ama kimsem yok. Babamdan kalan evi satıp kendime aldığım daha küçük dairemde kendi halinde yaşayıp gidiyorum. Hem tıp okudum hem de klinik psikolojide lisans yaptım. Hayatımı insan zihnine, ruhuna vakfetmeyi amaçlıyordum ama her nedense pek insan içine karışmıyordum. Ailemdekiler teker teker bu dünyadan ayrılınca da bunun için pek az bahanem oldu diyebilirim. Hastalarım işimde iyi olduğumu söylerler. İşte böyle. Şimdilik bu kadar anlatıp hayatımı değiştiren olayları aktarmaya başlayayım hemen. Hastamın ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Benim işimde öyle randevu defteriyle çalışamazsın. Ruh ve sinir hastanesinde çalışıyordum. Başlayalı birkaç yıl olmuştu. Bazen aklı son derece yerinde görünse de aslında huzursuz bir hastam vardı. Öyle ki bu huzursuzluğu bazen vücudundaki morluklarla somutlaşıyordu. Nasıl yapıyorsa yapıp kendisine zarar vermeyi başarıyor, vücudunda çeşitli izler bırakıp fenalıklar geçiriyor, kendisine bazı ruhların, onun deyişiyle bir cinin musallat olduğunu ileri sürüyordu. Hiç kimse onu kendisine zarar verirken görmemişti. Ama söylediklerine de inanmıyorduk tabii. İnansaydık, bilimi inkar etmiş, akıl ve delilik arasındaki çizginin sınırlarında dolaşmış olacaktık. Ben de o zamanlar böyle düşünen binlerce doktordan biriydim. Bilmiyorum, öyle devam etmeye fırsatım olsaydı daha mutlu bir insan mı olurdum? Bunu bilmenin yolu var mı? O bile meçhul. Zaman ve mekan mefhumu o kadar karıştı ki zihnimde artık hiçbir şeyden emin olamıyorum. Bu adamcağıza tüm hastalarıma yaptığım gibi yakından ilgileniyor, ona elimden gelen şefkati göstermeye çalışıyordum. Yanımda nöbet geçirdiği, ağzı burnu kanadığında buna mecbur olmasam da kendi ellerimle bakımını yapıyordum. Bence bazı hastaların temasa ihtiyacı olabiliyordu ve bu adam da bunlardandı. Bunu içgüdüsel olarak anlardım. Epey riskli olsa da kendime bu riske girecek kadar güveniyordum. Allah vergisi bir maharetim vardı işte. Anlatabilmem mümkün değil. İşte o gün hastanın bulunduğu odadaki curcunanın tam ortasında hastam her zaman geçirdiği nöbetlere benzer bir nöbet geçirmeye başlamış
gözleri kararıp bilinçsiz bir durumda kasılıp kalmıştı. Buraya kadar her şey daha önce olduğu gibi seyrediyordu. Ta ki gözlerim kararana dek. Evet, gözlerimin karardığını, bilincimin beni farklı bir bilinç haline geçmek üzere terk ettiğini hissediyordum. Sanki bilincim o adamın bilinciyle birlikte bilinmez bir yere sürükleniyordu. Peki ama nasıl? Bu nasıl olabilirdi? Issız bir yere doğru sürükleniyordum sanki. Orada hapsedilecektim. İradem bilinmez bir varlık tarafından boyunduruk altına alınacaktı. Bunu nasıl idrak ettiğimi bilmesem de öyle olacaktı işte. Gözlerim ardına kadar açık olsa da kırmızı bir tünelden başka hiçbir şey göremiyordum. O odada değildim. Bu besbelliydi. Sürükleniyordum. Adamın parçalanmış bilincinin izini kaybetmiştim. Etrafımdaki tünel vücudumu sıkıştırarak daraltıyordu. Hava alamıyordum. Bir solukluk hava için ruhum dışında her şeyi feda edebilirdim. Buna rağmen beni korkutan havasızlık değil, sürüklendiğim kızıl tünelin sonundaki bilinmezlikti. Ölmeyeceğimi biliyordum ama daha kötüsü olabilirdi. Ruhumu kaybedebilirdim. Daha o an bile artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını anlamıştım. Tünelin sonunda bu kez kapkara bir boşluk vardı. Başka bir tünel daha. Ruhumu apar topar sürükleyen o gücün benimle işi daha yeni başlıyordu. Bu kara tünele girer girmez tanımsız bir azapla kıvranmaya başlamıştım. Ateş değildi, buz değildi. Küçük iğnelere hapsolmuş ateş ve buzun birleşimi gibiydi. Derime bu ateş ve buzdan yapılma, bir mürekkeple kendi ismini işleyen bir yaratık tarafından esir edilmiştim. Her şeyi bilen ruhum bunu anlamıştı. Kara boşlukta yerini bembeyaz bir boşluğa bırakmıştı. Beyaz dediysem icil bir beyazlıktan ziyade ölüm beyazlığıydı. Kara tüneli ona 1000 kere tercih ederdim. Etrafımı saran boşluğu tarif etmem imkansız. Acaba bu zavallı adam bu işkenceyi her an mı çekiyordu? Eğer öyleyse nasıl olur da kendisini öldürmemişti? Sonra rengini asla tarif edemediğim bir boşluk. Yaşadığım tüm anlar sırasıyla yanımda sürükleniyor, sanki açık bir ameliyat yapılıyorcasına o varlığa teker teker sergileniyordu. Tüm acılarımı birer birer yaşamak bir yana, bu varlığın ilgisini çeken anılarım bazen defalarca oynatılıyor, sanki daha ayrıntılı izlemek için özellikle yakınlaştırılıyor, analiz ediliyordu. Yani gerçekten de tekinsiz bir varlık beni takip ediyordu. Bu şekilde asla tarif edemeyeceğim çok sayıda tünelden geçmiş, sonunda varacağım yere varmıştım. Bunu artık sürüklenmeyişimden anlayabiliyordum. Varacağım yere varsam da son bir şeyle daha sınanıyordum. Başka bir tür sessizlik, hiçlikle ruhumun çekmekte olduğu azap öyle fazlaydı ki artık neredeyse duyarsızlaşmaya başlamıştım. Birden ateşin bir şeyleri yakarken çıkardığı o çatırtılar eşliğinde anlayabildiğim kelimeleri seçmeye başladım. Bu çatırtılar şömine başındaki ateşin huzuruna sahip değildi. Aksine huzursuz bir ruhun kendisini yakmasıyla oluşan bir ateşti sanki. Bu tuhaf ses içinden seçtiğim sözler şöyleydi. Sana ismimi vereceğim. Sana gücümü vereceğim. Sana ateşi vereceğim. O an çektiğim azaptan sonra kalan aklımla düşündüğüm tek şey benden ne alacağıydı. Ondan hiçbir şey istemediğimi bilse de ne önemi vardı ki? Almak amacıyla veren bencil bir varlık olduğu besbelliydi. Benden ne istediğini sormaya gerek yoktu. Beklemem kafiydi. Yine de vermeyi taahhüt ettiği şeylerden zerrece etkilenmediğimi bilmeliydi. Bu adeta bir tür gurur meselesiydi. Zihnimi, ruhumu, tüm varlığımı öylesine işgal etmişti ki zaten bunları düşündüğüm anda
o da biliyordu. Öfkemin şiddetinden haberdar olsa da işe yaramaz oluşuna gülüyordu muhtemelen. O hakkımda her şeyi bilse de ben daha kim olduğunu bile bilmiyordum. Ya da ne olduğunu, neden benimle ilgilendiğini de. Ancak fikir yürütebilirdim o kadar. Ama buna gerek yoktu. Yorgun düşmüştüm. Nasıl olsa bir şekilde öğrenecektim. Yine ona eşlik eden ateş sesiyle konuşmaya başlamıştı. Şimdilik yeter. Sınandın ve sınavını geçtin. Bunu bilmen yeter. Kendine geldiğinde tekrar görüşeceğiz. Tekrar karşılaşacağımız için bile korkacak halim yoktu. Öyle bitkindim ki, bilincim yerine geldiğinde çok kısa, belki de birkaç saniyeyi geçtiğini fark ettim. Hiç kimse, zavallı hastam bile hiçbir şey fark etmemişti. Yine de çok yorgundum. İzin alıp eve gitmem, kendime gelmem için bir şeyler yiyip içmem, her şeyden önce uyumam gerekiyordu. Oysa izin alamamıştım. Daha akşama çok zaman varken işimi yapmaya devam etmek zorundaydım. O gün nasıl bitti bilmiyorum. Eve geldiğimde üstümü değiştirir değiştirmez kendimi yumuşacık yatağıma atmış, daha yastığa başımı koyarken uyumaya başlamıştım. Rüyasız bir uykudan sonra kalktım. Kendime bir şeyler hazırlayacaktım. Vakit epey geçti. Sabah dinç kalkabilmem için uyumaya devam etmem gerekiyordu. Ama tamamen dinlenmiştim. Normalde gece ağzıma bir lokma koymasam da ölesiye açtım. Yemek yedikten sonra çok sevdiğim minderime uzanıp genç bir kraliçeyi yakaladığımdan beri beslemekte olduğum karıncalarımı seyretmeye başladım. Epey geliştirebilmiştim kolonimi. İki kraliçeli bir koloniydi. Ürettiğim canlı yemlerden orta boy bir un kurdunu alıp onlara ikram ettim. Birkaç saat içinde bitirirlerdi. Onlarla ilgilenmekten, küçücük bir şey yaparken karmaşık bir şekilde örgütlenişlerini izlemekten zevk duyardım. Yine de bu sefer dikkatimi üzerlerinde tam olarak yoğunlaştıramıyordum. Birazdan geleceğini biliyor, onu beklerken oyalanıyordum. Belki bildiğimi, varlığı konusunda geliştirdiğim hassasiyeti o bile bilmiyordu. Daha ne olduğunu bilmediğim bir yaratığın birazdan geleceğini nasıl oluyor da bilebiliyordum. Ve işte epeyce geniş olan yer minderimde, üç parmak uzağımda yanımda belirivermişti. Duman kokuyordu. Mindere ancak sığabilmişti. Epeyce heybetli olmasına rağmen mindere oturuşunu sezemeyeceğim kadar ağırlıksızdı. Bir insan gibi görünüyorsa da vücudunun sınırları belli değildi. Uzundu. Uzun olmasına ama ne kadar uzun olduğu anlaşılmıyordu. İriydi ama ne kadar iriydi? Küçük dairemi tamamen doldurabilir ya da şu mindere sığabilirdi. Duman gibiydi ama varlığı tüm evde hissedilecek kadar belirgindi. Yüz hatları, sarı gözlerinin ışıltısı kafaya kazılabilecek netlikte gözüküyordu. Ama yüzünün şeklini ya da gözlerinin rengini kıyafet değiştirir gibi değiştirmekte epey mahir olduğunu düşünüyordum. Sert hatlı bir yüzü vardı. Bu yüze bakma hoşuma gidebilirdi. Belki de bu yüzden, yani hoşuma gittiği için böyle bir yüzü tercih etmişti. Binbir gece masallarındaki bakır bir küpe sığan şu cin gelmişti aklıma. Acaba onun kadar deli, kindar ya da zalim miydi? Masaldaki kadar aptal olacağını ummak fazlasıyla iyimserlikti. Nefes alıp verir ya da hiçbir şey yapmazken ona eşlik eden ateş çatırtıları eşliğinde "Merhaba," dedi. "Dinlendiğini biliyorum. Artık beni dinlemeye hazırsın. Benim mekanımdayken görece daha az tehditkardı. Bilincim bana aitti en azından. Yine de zihnimden ona uzanan ipi hissedebiliyor, düşündüklerimi bildiğini biliyordum. Bir şey dememe gerek olmadığını bilsem de hazırım dedim. Merak etme,
Sana hiçbir zararım dokunmaz. Bir anlık sessizliğinden şimdilik demeye çalıştığı belliydi. Yine de bunu tehditkar bir tavırla değil de bir nevi yalan söylememe endişesiyle düşünmüştü. Evet, galiba ben de düşündüklerini fark edebiliyordum. Kısıtlı olsa da. Diğer yandan meslek icabı, onu iyi okuyor da olabilirdim tabii. Senden bir şey rica edeceğim. Benden ne isteyebilirdi ki? Dillendirmediği merakıma gülümsedi. Beni tıpkı diğer hastalarına yaptığın gibi terapi etmeni istiyorum. Şaka mı yapıyordu? Bunu kabul etmek zorunda kalsam bile, ki öyleydi, teknik olarak imkansızdı. Düşüncelerimi kendi düşünceleri kadar rahat okuyabilen bir yaratığı nasıl terapi edebilirdim ki? Bunları düşündüğüm anda bildiği için tekrar dillendirmeye gerek olmasa da bunun imkansız olduğunu bildiğim ve bundan zevk aldığım için bir de kendim söyledim. Ama biliyorsunuz, bu imkansız dedim. Hayır, nasıl olacağını bilmesem de yanılıyordum. İmkansız falan değildi. Bilmediğim bir şey biliyordu. Daha o an gülümsedi. Yine de belki de yanılıyordu. Henüz umudumu kaybetmeyecektim. Daha o an gülümsedi. Yine de belki yanılıyordu. Henüz umudumu kaybetmeyecektim. Bunu yapmak istemediğin anlaşılıyor. Ama biliyorsun, hiç de imkansız değil. Tabii ki istemiyordum. Normal bir insanı terapi ederken bile, riskli bir şey yapıyorken, daha ne olduğunu bilmediğim bir yaratığı terapi etmeye nasıl cesaret edebilirdim? Gerçekten, daha bana kendinden hiç bahsetmemişken, bir şey istemesi görgüsüzlük değil miydi? Acemiliğime ver. İnsanlarla onu tehdit etmeden konuşmaya hiç alışık değilim. Umarım kusura bakmazsın dedi. Bunu söylerken gerçekten utanmış görünüyordu. Ona güvenmediğimi fark edince de kızgın. Sana en başında demiştim. Sana ismimi vereceğim. Bunu yaptıktan sonra bana karşı korunabileceksin. Zihnindeki düşüncelere erişemeyeceğim. Seninleyken normal bir insan gibi olacağım için beni terapi edebileceksin. Ne diyebilirdim ki? İstemediğimi zaten biliyordu. Ücreti de iyi olacak. İstediğin hemen hemen her şey. Tabii ki bazı sınırları olacak ama zaten bunları geçmek isteyeceğini hiç sanmam. İstediğim her şeye sahiptim. Belki bir yoldaş, bir tür hayat arkadaşı arzuluyordum ama bunu o sağlayamazdı. Belki sağladığına inandırabilirdi ama böyle olacağına tek başına kalmayı tercih ederdim. Hastaların için bile mi bir şey istemeyeceksin? Asla tedavi edemeyeceğin hastalıklarının çoğunun kaynağı bizleriz. Biz cinler. Onları uzak tutabilirim. Epey nüfuslu biriyimdir. Bunun garantisini nasıl verebilirdi ki? Sana mühür yüzüğümü vererek dedi. Ya kabul etmezsem, o zaman ölüm. Bir anlık sessizlik oldu. Hayır, seni değil onu, musallat olduğum adamı. Bunu neden yapıyordu ki? Beni neden tehdit etmiyordu? Öyle olsa işim daha kolay olurdu. Vazgeçilmez hiçbir şey yoktu hayatımda nasılsa. Hipokrat yemini ettin değil mi? Diye sordu. Alaycı bir kahkaha attı. İstediğini yerine getireceğim belli olmuştu. Adın ne? Evet, bana ismini söyledi ama bu bir güven meselesi. Her şeyden önce hasta gizliliği söz konusu. Hem zaten yazmak çok zor. Epey uzun bir ismi var. Yine de ben onu anlatırken ya da ismini çağırırken Şav Krozot diyeceğim. Bir de mühür yüzüğünü verdi. Bakır bir yüzük. Son bir bakır. Ama kesinlikle yumuşak değil. Ateşle güçlendirilmiş. Birbirlerini kuyruklarından ısıran iki kıpkırmızı yılan kıvrımlarının arasında büyük bir yakutu tutuyorlardı. Bu yüzük beni diğer cinlerden uzak tutup hastalarımı korumamı sağlayacaktı. Merak ediyordum. Neden bir insan gibi terapi olmak istiyordu? Bunu sormak en doğal hakkımdı.
O yanımdan ayrılmadan önce sormak için cesaret edebilmek benim için büyük bir zaferdi. Çok yakında anlayacaksın doktor derken yavaş yavaş gözden siliniyordu bile. Eh, nasıl olsa tekrar görüşecektik. Ve dediği gibi pek yakında anlayacaktım. Hikayemizin devamı haftaya aynı gün ve saatte yayınlanacaktır. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.